Antalya Tarım Orman Müdürlüğü'nden ben Çağla Seda Diceli. Güzel ülkemize çıkan yangınlarda canla başla mücadele eden tüm ekiplerimizin ve vatandaşlarımızın Allah yardımcısı olsun. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin, milletimizin başı sağ olsun. Tarımda doğru bilginin kısa yolu dünyanın en büyük açık kaynak görsel tarım kütüphanesi Antalya Tarım online kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bitki hastalık ve zararlarını tanımada ve mücadelede ihtiyaç duyulan bilgiyi tarım sektörüne aktarmak amacıyla yetkili araştırma kurumlarının uzman araştırmacılarıyla gerçekleştirdiğimiz Bitki Doktorları programımızın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bugün Turunçgil kırmızı örümcekleri ve mücadelesi konusuyla Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi Tuğba Kahraman Hocam bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başlamadan önce sizi tanıyabilir miyiz hocam? Tabii, Tuğba Kahraman ben. Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bitki Sağlığı bölümünde çalışıyorum. Burada entomoloji laboratuvarında meyve zararları üzerine çalışmalarımı yürütüyorum. Ankara Üniversitesi mezunuyum. Yüksek lisans ve lisansımı orada tamamladım. Şu an halihazırda doktorama yapıyorum Sparta Uygulama Bilimler Üniversitesi'nde. Yine meyve zararları ve meyve sinekleri üzerine çalışıyorum burada da. Çok güzel. Tekrardan hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sunumumuzun saati geldi. Ben sözü artık size devrediyorum. Dersinize başlayabiliriz hocam. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Geliyor hocam. Soru yok değil mi şu Geldi. anda? Yok. Hayır, başlayabiliriz hocam. Her şey var. Tamam, başlayalım. Turunçgil kırmızı örümceği, önemli bir turunçgil zararlısı. Bugün sizlere ondan bahsedeceğim. Taksonomisine bakalım öncelikle. Hayvanlar alemi içerisinde Arthropoda şubesinde Arachnida yani örümcekler takımında bu farklı olarak bir böcek değil bir örümcek. Acarina takımında Tetranychidae familyası Panonychus citri böceğimizin adı, örümceğimizin adı aslında. Burada ergin dişiler oval ve çoğunlukla kadifemsi kırmızı renkte. Dişiyi gördüğünüz üzere kadifemsi bir yapısı var. Üzerinde kıllar ve kabarcıklar bulunuyor. Ergin menikler 4 çift bacaklı, larvaları ise 3 çift bacaklıdır. Erkek bireyler de dişilere göre daha uzun yapıda, gördüğünüz üzere daha oval, arkaya doğru vücutları uzanıyor. Dişiler ise daha yuvarlak. Yani bu şekilde erkek ve dişileri ayırt edebiliyoruz. Yumurtaları açık kırmızı renkte, soğan şeklinde. Sap kısmı var şurada gördüğünüz üzere. Sanki bir sap kısmı çadırı andıran dişilerle yaprağa bağlanıyor. Çıplak gözle görebiliyoruz kırmızı örümcekleri ama el büyüteciyle, duplarla daha yakından baktığımızda detaylarını da görebiliyoruz. Normalde yaprak üzerinde kırmızı kırmızı görebiliyoruz. Kırmızı örümcekler kışı ergin ya da yumurta döneminde geçiriyorlar. Dişi yumurtalarını genelde yaprakların alt yüzeyine bırakır. Meyve ve sürgünleri de ayrıca bırakabiliyor. Sıcak havalarda yumurtadan ortalama haftada bir bireyler çıkmaya başlıyor. Yaprakla sürgünlerde beslenerek hayatlarını devam ettiriyorlar. Kırmızı örümcekler daima yaşlı yapraklardan her zaman genç ve taze yapraklara doğru göç ederler. Çok sayıda döl veriyor böcekler. 10 ila 15 döl veriyor yılda ortalama. Zararı yumurta arasındaki tüm dönemleri yaprakları ve meyveleri sokup emerek besleniyorlar. Emciğerlerinde soluk sarı lekeler meydana gelir. Zararın devam etmesi sonucunda da bu lekeler birleşerek gümüşü bir renk alır. Dolayısıyla yapraklar kurur, dökülür, sürgün ölümlerine dahi neden olabilir. Zararlı yoğun olduğu yerlerde ağaçların zayıf düşmesine, meyve kalitesinin düşmesine, meyve dökümü ve verimin azalmasına neden olur. Yıl boyu aktif olan bu zararlı, evren zararı ilkbaharda ve sonbahar aylarında oluşturur. Turunçgil içinde de en fazla limonu tercih eder. Mücadelesinde tabii ki her zaman başladığımız yöntem kültürel önlemde. Ağaçlar bakımlı olması gerekiyor. Doğal düşmanların faaliyetlerini engellediği için bahçeye girebilecek tozların engellenmesi lazım. Tozlu yerlerde doğal düşmanlar çalışmıyor maalesef. Yabancı ot temizliğine dikkat edilmeli. Biyolojik mücadelesi ve doğamızda çok sayıda aslında faydalı böcek var. Özellikle turunçgil bahçelerinde doğal olarak bulunuyorlar. Bunlar işte turunçgil kırmızı örümceğin predatörleri gördüğünüz çok sayıda. En önemlileri fitosanitler. Bunlar da akar. Seterus türleri, Scrotorix dawnicornis türü. En önemli doğal düşmanlarıdır kırmızı örümceği. Bunlardan işte ilk bahsedeceğimiz Stosoide türleri. Bu da bu familyaya ait türler. Zararlı küçük popülasyonlarında bile
Polen tozları, trist darbalığı, kırmızı kabuklu bit darbalığı, nektar, bal özü gibi alternatif besinlerle beslenerek varoluş sürekli devam ediyor. Popülasyonu yüksekse kırmızı örümcek bununla da beslenmeye devam ediyor. Doğamızda da var. Bir fitosanit günde 22 adet akara kadar beslenebiliyor. Seteros türleri var. Bunlar küçük koleopterler, şekilde siyah renkli. İki tane türü var bunun. Bunlar da akarın orta ve yüksek popülasyona ulaştığı zamanlarda çok etkili ve çok fazla beslenerek fayda sağlıyorlar. Bir dişi günde 40 tane akarı yiyebiliyor. Bu da çok önemli bir rakam. Bunlardan bir sürü olduğunu düşünün. Yani mücadele aslında çok etkili olabilecek böcekler bunlar. Psikolotrips de aslında bir trips. Bu da bir predator akarı. Simnus türleri de küçük koleopterler bunlar da. Oreus türleri aynı şekilde. Bunların hepsi bir predator. Kimyasal mücadele en son geçecek olursa ilkbaharda öncelikle tabii ki bahçemizi taramamız gerekiyor. Şubat sonu Mart başında büyüteçlerle yaprağın altındaki üstündeki akarları, kırmızı ördekleri saymamız gerekiyor. Şöyle bir eşit var. 10 yaprakta 4 ila 9 birey, yani 10 bireye kadar birey varsa yağlarla mücadele. Eğer üstündeyse yani 10 yaprakta 10 tane en az, yani yaprak başına 1 tane en az düşüyorsa artık akarist kullanmamız gerekir. İlaçlamaya zararlı taze sürgünlere geçmeden önce. Şöyle, çiçeklenmeden önce devrede başlanması lazım. Çiçeklenmeden sonra, yani bu devreye geçirdiysek meyve bağladıktan sonra. Yani çiçeklenme döneminde ilaçlama yapmıyoruz. Çiçeklenmeden önce, çiçeklenmeden sonra meyve bağladığı zaman iki dönemde de ilaç yapabiliriz. Dediğim gibi 10 bireyden fazlaysa akarist. Bunu da BKÜ'de akarist olarak seçerseniz o seçenekler karşınıza çıkacak. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Söyleyeceklerim bu kadar. Biz çok teşekkür ederiz hocam. Ben hemen sınıf dosyamızı kapatıyorum. Hı-hı. Evet. Yine çok değerli bilgiler paylaştınız bizimle hocam. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz emeklerinize sağlık. Ve toparlamak mahiyetinde ben yine sizlere bir soru sormak istiyorum hocam. Üreticilerimizin bu konuda mutlaka dikkat etmesi gereken hususları kısaca özetleyebilir misiniz? Tabii. Kırmızı örümcekte ben en önemli şeyin eşiğe ulaşıp ulaşmadığını bakmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şimdi biz diyoruz ki 4 ila 9 tane ise yağ kullanın, 9'dan fazlaysa ilaç kullanın. Ama 4'ten aşağıdaysa, yani çok az sayıda varsa, yani bir tane gördükleri zaman ilaçlama düşünmesinler. Zaten o popülasyon denge altındadır. Yani muhtemelen predatörler onu dengede tutuyordur. Bu verdiğimiz eşiklere dikkat ederek hareket etsinler. Kendileri yaprakları saysınlar, akarları saysınlar, ona göre karar versinler lütfen. Yani ilaçlama, her zaman direkt ilaçlamaya geçmeye doğru bir davranış değil. Çünkü faydalarımızı korumamız gerekiyor. Çok teşekkür ederiz hocam. Sunumda da bahsetmiştiniz belki veri tabanımızdan. Hemen evet. Ben de yansıya sunum içerisinde göstermek istiyorum hocam. Hem katılımcılarımız da bu şekilde nasıl kullanmaları gerektiğini tekrardan bizlerle beraber de görmüş olurlar. Öncelikli olaraktan bku.tarimorman.gov.tr adresine girmemiz gerekmekte. Girdikten sonrasında Tarım ve Orman Bakanlığımızın Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanlığı'nın veri tabanına ulaşmış olacaksınız. Hemen sol tarafta BKÜ veri tabanı yazan yerin sağ kısmında bir seçenek bölümü var. Burada tavsiye arama motoruna tıklamamız gerekiyor. Tıkladıktan sonrasında hemen aşağıdaki gibi bir bölüm karşınıza çıkacak. Buraya zararlının, hastalığın ismini yazabilirsiniz. Yazdıktan sonrasında sağ tarafta grupları var. Hocamızın da belirtmiş olduğu gibi akarisitler, ruhsatla ilgili genel olaraktan birçok aslında maddesi bulunuyor. Seçtikten sonrasında buluğa basıyoruz. Burada genel olarak çok fazla bilgi içermekte. Sayfalar dolusu kimisinde, kimisinde birkaç aslında ruhsat bilgisi bulabilirsiniz. Ruhsat ve ilaç bilgisi. Burada yine en önemli olan noktalardan bir tanesi de çok fazla detay içeren bir site olması. Dozu, son ilaçlama ile hasat arası süre gibi çok fazla farklı detaylara da burada ulaşabiliyorsunuz. Ve tekrar da uyarı mevcut bilgilerinde sağ tarafa doğru çıkan bir ok görürseniz tıkladığınızda da detay bilgilerine de tekrar ulaşmış olacaksınız. Hocam sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mıdır konuyla ilgili? Evet, bu şey çok önemli. Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre. Bu bütün zararlılar için söylüyoruz. Bu süreye çok dikkat edin. Yani burada 7 gün diyor örneğin. 7 gün diyorsa 7 gün sonra ilaçlamayı yapın. Yani 3 günde bir bazen duyuyoruz mesela 14 gün son ilaçlama arası süre diyor. Haftada bir ilaç atıyorlar. Yani bu süre çok önemli. Çünkü kırmızı örümcekler direnç kazanan
böcekler. Yani o yüzden buna çok dikkat etmek gerekiyor. Size önerilen dozda ve önerilen sürede ilacı atmanızı tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederiz hocam katkılarınız için. Ben hemen kapatıyorum. Evet, tekrardan çok teşekkür ediyoruz hocam. Umarım üreticilerimiz, katılımcılarımız bu önemli noktalara da daha fazla dikkat, ehemmiyet göstermiş olurlar diyoruz. Ve artık yavaş yavaş kapanışa doğru ilerleyebiliriz. Son sözlerinizi almak isteriz hocam. Neler söylemek istersiniz? Teşekkür ediyorum sizlere öncelikle. Üreticilerimize de inşallah faydalı olur. İnşallah bir şeyler hani kazandırabiliriz. Umudumuz bu yönde. Ben teşekkür ediyorum üretimciniz için. Hocam asıl biz size çok teşekkür ederiz. Sizinle yaptığımız dersler yine çok keyifli geçiyor. Aynı zamanda bilgi dolu geçiyor. Ben de bunu buradan bir kez daha yayın içerisinde de belirtmiş olayım. Çok teşekkür Teşekkür ediyoruz. ederim. Ve bitki doktorları eğitim serimiz içerisinden turunçgil kırmızı örümcekleri dersimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Başta Antalya Tarım ve Orman Müdürümüz Gökhan Karaca olmak üzere çevrimiçi eğitimlerimizin tasarımcısı ve koordinatörü, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürümüz İbrahim Irmağ'a, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürümüz Doktor Abdullah Ünlü'ye, Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürümüz Doktor Milat Çaylay'a, tüm yetkililerimize, değerli hocamız Ziraat Yüksek Mühendisi Tuğba Kahraman'a ve tüm katılımcılarımıza tekrardan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve değerli çiftçilerimiz ve tarım sektörü paydaşlarımız, bitki hastalık ve zararları ile karşılaştığımızda entegre mücadele prensiplerini uygulayalım. Öncelikle kültürel tedbirleri, biyolojik ve biyoteknik mücadele tekniklerini uygulayalım. Ve unutmayalım ki tarımda en son çare kimyasal mücadele. Diğer bir dersimizde daha tekrardan görüşmek üzere.